Adalet arayan eşek. Sultan memlekette adalet hizmetinin iyi gitmediğini fark etmiş, şöyle ferman yayınlamış. Haksızlığa uğradığını, davasının iyi görülmediğini düşünen biri olursa sarayın kapısında asılı tokmağı demire vursun. Bir gün kapıdan büyük bir gürültü gelmiş. Sultanın adamları koşup bakmışlar. Çevrede kimse yok. Yok. Sultan mutlaka adalet isteyen kişinin bulunmasını istemiş. Sonunda az önce ötede bir eşeğin kapının önünden geçerken tokmağa çarptığını öğrenmişler. Rahatlamışlar ama sultan rahatlamamış. Eşeğin sahibinin bulunmasını istemiş. Anlaşılmış ki eşek saraya yakın bir yerde oturan köylünün eşek yaşlandı diye dışarıya bırakılmış. Bırakıvermiş. Sultan köylüyü çağırttırmış. Bu eşek gençliğinde sana onca hizmet etti. Şimdi de sen ona bakacaksın deyip göndermiş. Çevresine de şöyle demiş. Adalet arayan eşek bile olsa verin. Adalet arayan eşek bile olsa verin. Aşk ola. Bakış açısı. Ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu. Futbolcu yakalanmıştı ama karısının cesedi ortada yoktu. Duruşma hani o bildiğimiz filmlerdeki gibiydi. Futbolcu sanık sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı, jüriyi ikna etmeye uğraşıyordu. Sayın jüri üyeleri diyerek başladı söze. Müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız. Neden mi? Bakın şimdi. Birden ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı şu kapıdan içeri girecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bütün jüri kapıya döndü. Ama kimse içeri girmedi. Avukat bir savunma dahisiydi. Öldürücü hamlesini yaptı. Bakın, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı buna göre vermenizi talep ediyorum dedi. Ancak jüri ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirdi ve dava bu şekilde sonuçlandı. Mahkeme çıkışında avukat bayan jüri başkanına yaklaştı. Ona kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi bakmıştınız. Neden böyle bir karara imza attınız? Doğru dedi jüri başkanı. Ben de kapıya baktım. Evet, ben de baktım ama müvekkilinizin kapıya bakmadığını da ondan öncesinde keşfettim. Müvekkiliniz kapıya bakmıyordu. Bakış açınızı ne kadar geniş tutarsanız doğruya ulaşmanız o kadar hızlı olur. En iyi analist herkes bir noktaya bakarken o noktaya yönelen bakışları izleyen kişidir. Tekrar edelim mi bu bölümü? En iyi analist herkes bir noktaya bakarken o noktaya yönelen bakışları izleyen kişidir. Unutmayalım. Aşk olun. Yine çok manidar. Çok kısa ama çok manidar bir hikaye. Paylaşımda bulunanlara teşekkür ediyorum. Paylaşmayanlar varsa, lütfen paylaşırlarsa seviniriz.
Bilgenin seviyesi. Bilge kişi ısrarla işi yokuşa sürüyordu. İnsanı çileden çıkaran peltek konuşması ile her defasında "Ben sizin seviyenize inmek zorunda değilim. Siz benim seviyeme çıkacaksınız." diyordu. "Ben sizin seviyenize inmek zorunda değilim. Siz benim seviyeme çıkacaksınız." Etrafındakiler günlerce onun seviyesine çıkmak için uğraştılar. Binlerce kitap hatmettiler. Geceler boyu uykusuz kaldılar. Aşılmaz sanılan dağları aştılar. Aylarca yemekten içmekten kesilip inzivaya çekildiler. Ve sonunda Bilge'nin seviyesine ulaştılar. Fakat ne olsa beğenirsiniz, attıkları her adım onları yukarı yerine aşağıya götürmüyor mu? Vardıkları yer neresi olabilir sizce? Buradaki metne göre vardıkları yer Gurur Vadisi'ydi. Dikkat, aşk olun. Hayat Satrancı. Genç bir adam kendi yöresinde çok tanınan bir bilgenin yanına gitti. Derdi biraz farklıydı. Genç yaşında hep başarı kazanmıştı. Babasından devraldığı küçük işi hızla büyütmüş, zengin olmuştu. Çevresindeki herkes ona saygı gösteriyordu. Düşmanı yoktu. Evliliği başarılı olmuş, çok genç yaşlarda başlayarak birkaç kez baba olmuştu. Ve genç adamın derdi de işte burada sonra başlıyordu. Bu kadar erken başarı, çok sayılmak yüzünden bütün çevresindeki insanları küçük görmeye başlamıştı. Genç adam için önemli bir hiçbir iş, hiçbir insan, hiçbir durum kalmamıştı. Hiçbir konuşmayı birkaç dakikadan fazla dinleyemiyor, okumaya başladığı her şeyi birkaç dakika içinde elinden bırakıyordu. Bilge kişi genç adamı uzun uzun dinledi. Genç adam anlattıkça anlattı. Sonra da bilge kişi sordu. Yaparken zevk aldığın her şeyden daha fazla ilgini çeken hiçbir şey yok mu? Genç adam bir süre düşündü ve cevap verdi. Satranç dedi. Ama satrancı da çok iyi oynadığım için rakip bulamıyorum dedi. Bilge kişi güzel dedi. Burada bir öğrencin var. O da iyi satranç oynuyor. Öğrencisini çağırdı. Satranç masası kuruldu. Genç adam ve öğrenci karşılıklı oturdular. Bilge kişi aniden bir dakika dedi. Bu satranç karşılaşması biraz farklı olacak. Kaybeden kafasını da kaybedecek. Kaybedenin kafasını ben kendi elimle, kendi hançerimle keseceğim, tamam mı? Öğrencisi tabii efendim deyince genç adam da daha zayıf bir sesle tamam dedi. Oyun başladı. Her şeyi en iyi yapan, her şeyde en başarılı genç adam boncuk boncuk terliyordu. Yaptığı her atak Bilge'nin öğrencisi tarafından ustaca savuşturuluyordu. Genç adam terlemeye devam ediyordu. Bir süre sonra savunmaları düşmeye başladı. Öğrenci usta hamlelerle genç adamı sıkıştırmıştı. Genç adam bir an Bilge'ye kişiye baktı. Gözleri korku doluydu. Bilge kişi o an bir el darbesiyle satranç masasını devirdi. "Tamam bitti," dedi. Hiç kimsenin kafası kesilmeyecek. Genç adam önüne bakıyordu. Bilge kişi konuştu. İşte tekrar tutkuyu yaşadın. Dikkatini toplamayı öğrendin. Hiç kimseyi küçümsememen gerektiğini gördün. Her an ölümün yanında yaşadığın için
her şeye değer vermen gerektiğini anladın. Evet. Her canlı ölümü tadacak. En başarılısı, en güzeli, en genci, en çocuğu, en yaşlısı, en iyi bileni. Her canlı ölümü tadacak. Aşk olan.